Kağızman'da Hayat 81. bölüm. Efendim, Kağızman'ın Kötek köyünü geçtik ve geldik şöyle Camuşlu yoluna. Boğaza girerken hemen Kötek çayının üzerindeyiz. Kiminle birlikteyiz? Kağızmanlı Hilmi Alıcı ve Kağızmanlı Faruk Çakmakçı ile birlikteyiz. Faruk Çakmakçı bir doğa tutkunu, Hilmi Alıcı da fotoğraf tutkunu. Böyle flaşını patlatıyor. Güneş olmayan yerde, güneş olan yerde flaşını patlatmadan fotoğrafları çekiyor efendim. Şimdi Camuşlu köyüne gideceğiz. Camuşlu köyünün kayaüstü resimlerini ziyaret edeceğiz. Teşekkür ederim. Mihmandarlığın için. İstanbul'da oturuyor. Kağızman'a her yaz gelip bizi ziyaret ediyor. Selam veriyor. Selamı baş üste. Eyvallah. Mükemmel de resim çekiyor. Evet. Maşallah. Şöyle dönüyoruz. Kaptanımız var olsun. Kaptanımızın arabası da hemen böyle arkada. İyi misin kaptanım? Allah senden razı olsun. Senin yanında olursa kötü olmak var mı? Ceddine rağmen. Şöyle birlikte olursa. Şöyle ta Gezdim. Keçivan köyünden doğup böyle gelip Araz Nehri'ne dökülen Kötek çayı. Keçivan'dan mı doluyor abi? Keçivan'ın dağlarından. Evet. Yeşil Vadi piknik alanı da böyle burada. Şöyle şuradan Boğaz'dan ilerleyip Camuşlu'ya doğru gideceğiz. Kaptanımız var olsun. Yola açık olsun. Uğurlar olsun. Kaptanım. Buyur abi. Faruk kaptanım bak. Buyur benim abim. Şu gördüğün yer var ya, şu evet, karşı. Evet abi. Burası Temir Kurtlu olarak geçer. Temir Kurtlu. Evet. Temir Kurtlu. Hikayesi ne abi? Temir Kurtlu olarak geçiyor. Hı. Burada Temir Kurtlu oymağı oturmuş. Yani Camuşlu köyünün ilk yerleşim yeri sayılabilir şu ağaçlık bölge. Evet. Heyalan mı olmuş artık ne olmuşsa evler çekilmiş böyle dönmüşler. Oradan şöyle efendim sağa doğru geldiğimizde şu karşımızda görünen Çeperli köyü. Bak o Çeperli. Çatıları parlayan evet. Var ya. Burası Çeperli. Yani eski adıyla Kızılveren. Efendim oradan şöyle geçelim. Böyle vadi boyunca gelelim. Bak şöyle şu karşıdaki köy hangi köy? Biliyor musun hangi köy? Vallahi abi daha önce hiç gelmemiştim. Evet. Böyle şey gibi. Bu köy Kozlu köyü. Kozlu. Kozlu bu mudur? Evet. Bak şu karşıdaki köy Kozlu köyü. Kozlu'nun adı da Koz'dan gelir. Koz da eski lisanımızda ceviz demektir. Oranın cevizi boldur. Yani adını cevizden evet. Almıştır. 4000 yıllık bir tane kalesi vardır buranın. 4000 yıllık. 4000 yıllık taş duvar örgüsü kalesi var. Kale şu anda şuradan köyün üzerindedir. Uzak olduğu için gösteremiyoruz. Efendim şöyle Kozlu köyü. Kozlu köyünün halkından olup gurbette bulunan Çetin Balta var, Çetin Balta. Bu Çetin Balta bana bir şiir göndermiş. Köyle alakalı. Evet abi, köyü mü anlatıyor? Köyle alakalı bir şiir göndermiş. Ya köye olan özlemini dile getirmiş. Şöyle şuradan bir aç hele bir onun üç kıtasını bir senin sesinden dinleyelim. Şu sen daha güzel okusun abi. Biz de o. Buyurun. Ya şimdi şöyle bir ten sen tut şöyle. Dönder oraya değil diğer tarafını dönder. Efendim bak ona da buradan selamlar gönderelim. Kozlu köyü şu anda karantina altında virüsten dolayı. Evet Kozlu köyüne gidemedik böyle. Köyüm seni çok özledim demiş. Bak köyünü de şöyle gösterelim. Bir ah çektim aklıma düştü yine. Katlanır mı dayanır mı acaba bendeki bu sine? Ağlarım, sızlarım gurbette geçen her güne. Of, of köyüm seni çok özledim demiş. Oynardık, koşardık, yorulmak nedir bilmezdik. Aras kesmesi mi, oyuk mu yoksa çomak çelik. Harmanda gem sürer, bacada
yer dikedik. Of of diyerim, köyüm seni çok özledim. Çetin der ki her şey yalan mıydı? Ölmeden görsem yüzüm güleydi. Yaşadığım anılar saklı kalaydı. Of of köyüm seni çok özledim demiş. Böyle köyünü de dile getirmiş olduk. Köyünü... Oradan dönüyoruz şöyle sağ tarafa doğru ve sağda Camuşlu'nun bağları, yüce yüce dağları. Ağustos ayındayız, ne güzeldir çağları diye bir maniyle böyle sürdürelim çekimlerimizi. Camuşlu köyü yolculuğumuz devam ediyor. Kaptanımız var olsun. Buradan çekim yapabilirsin komutan. Dursun şöyle burada. Yok, tamam devam edelim. Dönüşte belki daha güneş daha iyi. Evet. Yemyeşil valla böyle. Bak, burası da kamışlık. Orada da suyu nasıl birikmiş? Ya orası da göl. O gölü... Allah bilir eskiden içme suyu oradan kullanıyor derlerden. O göl işte, kuşların barınağı. Yuva merkezi. Dönüşte çekelim orayı da. Çekelim abi. Camuşlu köyü çok kadim bir köy. İsmini bir Türk oymağından alıyor. Tarihte Camuşlu, Camuşlu olarak geçer. Camuşlu köyüne hoş geldiniz. 2006'da yazılmış bu tabela. Buraya kadar asfalt, buradan sonrası. Evet. Buradan sonrası da böyle parça taş. Çok güzel bir köy. Güzel bir köy, yeşil bir köy, ağacı bol. Tuzluca'da üç kayalar ve köyler var abi. Bu hamur kesene doğru giderken. Evet. Aynı öyle o Azeri köyleri gibi. Evet. İlim irfan sahibi bir köy. Bu köyün diyebilirim ki 10'da 7, 10'da 8 insanı öğretmen olarak yetişmiştir zamanında. Yazılı Kaya'nın yani Kurban Ağa mağaralarının bulunduğu köy. Yerleşim milattan önce 12.000 yılına kadar ulaşır. Kayaüstü resimleri 1966-67'de dünyaca ünlenmiş. Bu da bir alçı ağacı böyle geçtik. Efendim köyün şu anda hemen hemen ortasına doğru yaklaşıyoruz. Kasaboğlu halk şairimiz, halk ozanımız Cemal Hoca, Aşık Laçın, İsmail Aradağlı, Mahmut Kağızmanlı. Efendim Turgut Turani, Mustafa Turan, Cabir Turan, Metin Turan, Vahdettin Yılmaz, Kağızman'ın edebi insanları. Sağa doğru gidiyoruz. Camış Köyü, Alabalık testleri de sağ, soldaydı. Böyle bu yoldan devam ediyoruz. Yazılı Kaya denilen tarihi yere doğru. Kaptanımız sağ olsun, var olsun. Buranın meyvesi kaptanımız Faruk Bey. Evet abi. Daha yeni yeni çıkıyor. Evet, alçadır, hamerihtir. Yüksekte ya abi. Ancak... Yaz elmasıdır, evet. Ancak size gelir. Böyle bağların ortasından yol güzergahından devam ediyoruz. Gidiyoruz. Güzel manzaralı yer. Böyle pikniklik yerler sayı tabii. Değil mi? İki kilo kanat getireydik ya. İki kanat bir kuyruk çıkıyoruz. İki kilo kanat getireydik yani ne var yani işte. Bir daha sefere. İnşallah. Şimdi bir kahvaltılık hazırlamışız canım. Domatestir, karpuzdur, kavundur.
efendim peynirdir, lordur, şordur. Camışlı köyü iki köydür. Aşağı Camışlı, yukarı Camışlı, Pınar Gözen olarak anılır. Şimdi aşağı Camışlı köyünü geçtik, yukarı Camışlı'ya doğru tırmanıyoruz. Eskiden şu topraktan getirirlerdi abi, bahçe damın üstüne sererlerdi, damlamayı keserdim, biliyor musun? Evet. Böyle balçık şeklinde sertleşiyor, beton gibi oluyor. Beton gibi. Evet. Şimdi yollara seriyorlar. Şimdi yollara seriyorlar. Camışlı köyü dedik, kadim bir köy. Onlar alınç mı? Evet. Camışlı köyünde, Camışlı köyünde zamanında çanak çömlek de yapılırmış. Bak görüyor musun? Çalışıyor. Burada kadın, erkek. Evet. Direkt mi gidiyor? Buyurun. Devam et. Başladım. Her ikisi de devam et. Aynı yola çıkıyor. Sola dönüyoruz. Evet. Orası arazi yolu. Böyle sola dönüyoruz efendim. Bu dediğin yola geldik, girdik işte oradan, tamam, soldan gelen. Çok güzel abi. Efendim düştük, böyle sağa doğru dönüyorsun ve devam ediyorsun. Burası Kağızman'ın merkezine göre yüksek ya. Köy hayatı kadar güzel hayat var mı ya? Tavukları, horuzları, kazları, ördekleri. Havası, suyu. Havası, suyu. Öyle. Tezek kokusu. İt avlaması, kedi mırlaması. Say babam say. Kaptanımızı da bir görüntüleyelim şöyle bir ya. Kaptanımız, sen bize bir türkü söylersin ya. Abi ben nereden bu kadar güzel ses? Sen varken bize düşer mi? Allah'ına vurma. Ondan sonra serçeleri bak, yolunu kesmiş oluşuyorlar. Bize yoldaşlık yapıyorlar. Evet, böyle yani. Direkt devam ediyoruz. Kurban Ağa mağarasına da yol şuradan geçiyor. Ha. Oraya da bir gelişi bakalım, uğrayabilirsek uğrayalım. Vay be, vay. Ta karşıyı görüyor musun? Yazır kaya o karşı tepelerine. Oraya doğru tırmanacağız Allah'ın izniyle. Yolunuz açık olsun. Mübarek olsun. Kelin sesine bak. Hı hı. Camışlı Kalesi. Kalenin uzaktan görüntüsünü dedik. Boğa dikeninin çiçeğiyle alalım. Bu kalede rahmetli İsmail Kılıç Kök'ten Profesör Doktor 66-67'lerde çok tarihi eserler çıkardı ve şu anda Kars Müze Müdürlüğü'nde sergileniyor. Faruk Bey, bu evet abi. Ağaçlar Kara Alıç'a hediyedir, Yara Alıç'a. Bunlar kalp damarlarını açıyor, kalp duvarlarını onarıyor. İyi de büyük abi ha. Evet, çok güzel bir Kara Alıç'a. Bunlar şimdi şu anda böyle ham olarak
kal olarak yetişmemiş şekilde duruyorlar. Bak. Tekir sesler ne? Tekirler görünmüyor değil mi şu anda? O dağın bir yerlerindedir. Araziyle aynı renge sahipler yani. Uyum sağlıyor. Evet, evet. Şu karşıda da zaten yazılı kayalara şimdi çıkacağız hemen. Bak buradan böyle yeri görünüyor, kendi görünmüyor. Hilmi Bey devam edelim mi? Aya doğru ilerliyoruz. Bak bu yol yayla yolu. Şu taraftaki yol böyle yayla yolu, sola doğru ilerliyoruz. Sola doğru ilerliyoruz sola. Burası yayla yolu. Böyle yayla yoluna dönen yoldan efendim ilerliyoruz. Yazılı kaya, kaya üstü resimlerine doğru. Çok gördük ama hiç gidemedik işte. Evet. Böyle arabanın altını vurmadan ağır ağır. Tabii. Yolu da güzel, yakın, köyün hemen üzerinde. Kaptanımız var olsun. Sen de sağ ol abi, var ol, Allah razı olsun. Böyle bir de yakın mı buraya? Geldik. Karşıda bak görünüyor, bak panolar. Hemen karşıda parlıyor böyle sarı sarı. Sarıya yakın bir renk. Görebildin mi? Evet. Geldik işte gidiyoruz. Kalanlara selam olsun. Bizim için hayır dua kılanlara selam olsun. Yunus söyler doğru sözü. Yaş doludur iki gözü. Bilmeyen ne bilsin bizi. Bilenlere selam olsun kaptanım. Doğru söylemiş abi. Allah ömrünüzü versin diyeceğim, rahmetli olmuş. Ceddine rahmet. Şöyle ortalığa. Ama burada durak mı da? Yakın sen. He? Başa başa vurmuyor. Şurada dur. He. Şöyle ya. Az daha git. Burada. Taş var değil mi burada? Tamam. Canım abim benim. Taşa verdim yanımı, toprak emdi, kanımı. O da bir şey dememiş. Efendim. Hayırlı ve uğurlu olsun. Bak burada bir tane sarı alışa bulduk böyle ufak ufak, mini mini. Mini mini minnacık. Bak böyle. Gördün mü sarı alışanın ufakını? Tadı nasıl abi? Ya dağ meyvesi. Tadı alalım. Evet. Şöyle bir alalım. Ya. Çok tatlı. Harika. Bundan giden de götürelim biraz. Ya. Böyle çekerler adamı. Bak burada da yine bir başka kırmızı alışa var. Ne sinek varmış ya. Bu ağaca dokundum gözüme doldu. Kor sinekler. Bunlar adamı kör eder abi. Başımızdan aşağı dökülüyor ya. Mamusun. Buraya da tökülmüş yer. Geçen seneden kalma. Ama ekşi. Çok tatlıymış. Bunu var ya. Hangi böyle. Ekşi? Ama ekşi. Halı keyfi yerinde olmayana götüreceksin, vereceksin. Yesin de bir görsün. Yürek söndüren. O iyi, orada bir de kırmızı var. Ya. Bak kiraz gibi, kiraz gibi görüyor musun? Sarı kiraz. Allah var eylesin sizi. Allah razı olsun. Faruk Bey bu nedir eline abi? Eline döktüğüm bu yemişi bil efendim.
Yemişi bil sana 100 lira vereceğim. Vallahi abi 500 lira da versem bilmiyorum. 500 lira da versem boş. Bilmiyorum. Ciddi misin? Vallahi bir sözü. Ya sen dedin ben doğadaki her şeyi bilirim. Yok vallahi. Demedim. Onu diyen kim ya? Bu ne biliyor musun? Ne abi? Hadi bir benzet. Benzet bakayım çıkaracak mısın? Ne diyeyim abi? Bir şey diyemiyorum ya. Kırmızı kuş burnunun karası. Kara kuş burnu. Yok ya. Evet. Bir de kuş burnu olmamış ki bu. Kuş burnunun tam kendisi. Bundan iki tane at demliğe. Evet. Çayını katran gibi karaldıyor böyle nefis. Zehirli mehirli değil. Zehirli olur mu ya? Yiyebilirsin. Ye bir tanesini. Yok abi ne yiyeyim ya. Ya bir tane bir tanesini ye şöyle. Kuş burnunun kendisi. Kara kuş burnu. İçi aynı, tohumlar aynı abi. Aynı aynı. Afiyet olsun. Kaptanımız sağ olsun. Dedi ben kahvaltı yapmadan gelmişim. Baş gelmiştik abi. Dedim yer sofrasını kuralım. Böyle bak hemen karşıda da Yazılı Kaya. Yazılı Kaya'yı ziyaret etmeden önce aç geldiği için dedik tok gitsin Yazılı Kaya. Tabii ki abi. Aç karnımızı doyuralım biz abi. Sizlere afiyet olsun. Sağ ol abi. Yer sof. Kaptanımız var olsun. Sağ ol, var ol. Berkular ol, öbürlü ol. Kaptanımızın açlığını giderdik. Kahvaltımızı yaptık. Böyle kaya üstü resimleri Yazılı Kaya'ya doğru ilerliyoruz. O da kuş burnu. Evet abi. Kuş burnunun kurusu yaktı kızlar sürüsü ne diyor? Bir şey var ya. Kuş burnunun kurusu. Evet. Geçti kızlar sürüsü. Sürüsünde gözüm yok. Yaktı beni birisi. Vay 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 vay. O türküyü bir söyle hele. Vallahi ben abi sen söyle. Ben o kadar ne? Kuş burnunun kurusu canım oy oy oy. Geçti kızlar sürüsü canım oy oy oy. O diğeri neydi? Sürüsünde gözüm yok. Sürüsünde gözüm yok. Canım oy oy oy. Yaktı beni birisi. Gülüm oy oy oy. Sürüsünde gözüm yok. Canım oy oy oy. Yaktı beni birisi. Gülüm oy oy oy. Ağzına sağlık abi, güzel söyledi. Devamını bekliyoruz. Devamı Yazılı Kaya. Şöyle bak dönüyorsunuz bu tarafa. Geliyorsunuz şöyle şu karşıya. Görebildin mi Yazılı Kaya'yı? Yaklaşsak göreceğiz abi. Gel 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 şöyle. Şöyle ilerleyin şu tarafa doğru. Hilmi Bey görebildin mi panoyu? Evet. Hemen karşında bak. Evet. Evet. Avcı toplayıcı toplum mağarada mesken tutan atalarımız ve o atalarımızın içerisinden çıkan avcı ressamlar bu kaya üstü resimleri yapmışlar. Milattan önce 12 bin yılıyla milattan önce 7 bin yılları arasında evre evre bunlar buraya resmedilmiş. O dönemde İnsanlar yazı dilini bilmediği için resim diliyle kültürlerini, yaşamlarını ifade etmişler. Ava çıkmadan önce bu resimleri yapıp sihir oluşturmuşlar. Demişler ki biz bu hayvanların resimlerini yapıyoruz. Böyle kolayca elimize geçsinler.
aç kalmayalım, karnımızı doyuralım ve dağ keçisi, dağ koyunu, dağ öküzü, dağ geyiği, efendim bunları avlamışlar ve buraya, bu panoya, büyük panoya resmetmişler. Bu panoda 110 resim mevcuttur. Ve bu panonun hemen böyle sağ tarafında, ileride, karşıda da küçük pano yer alır. Bunları şimdi gezelim. Bu kayaüstü resimlerini ilk olarak burada keşfeden rahmetli Camışlı köyünden öğretmen Mustafa Turan, folklor uzmanı, araştırmacı, yazar. Daha sonra Kars tarihinin yazarı Fahrettin Kırzıoğlu'na haber veriyor. Fahrettin Kırzıoğlu da Ankara Üniversitesi'nden, Ankara'dan bir Profesör Doktor İsmail Kılıçkökten'i getiriyor, incelettiriyor ve gün yüzüne çıkıyor. Bu resimlerden sonra biz de Kağızman'da 6 köyde kayaüstü resimlerinin olduğunu keşfettik ve çeşitli bilim adamlarımız geldi, çeşitli yerde incelediler, çeşitli zamanlarda görüntüledi ve gün yüzüne çıkarmış oldular. Kayaüstü resimleri Kağızman'da aşağı yukarı 400'ün üzerinde bir sayıya sahip. Kozlu köyünde, Tunçkaya köyünde, Kömürlü köyünde, Çallı köyünde, Karaboncuk köyünde, son olarak da Gününlü köyünde keşfettik. Böyle büyük bir zenginliktir Kağızman açısından kayaüstü resimleri. Efendim, kayaüstü resimlerini fotoğraflayan bir fotoğraf tutkunu fotoğrafçımız Hilmi Alıcı'yla birlikteyiz. Ve kayaüstü resimlerinin yanındayız. Denklen şöyle böyle şu anda elinde fotoğraf makinesiyle. Efendim, efendim, sizi bir tanıyalım. Adım Hilmi Alıcı. Kaç doğumlusunuz? Vallahi yaklaşık 40 yıl önce falan, biraz geçmiş olabilir. Evet. Aşağıdere'de doğdum. Kağızman Aşağıdere'de. İlkokulu orada okudum. Zuvar'da ve Avcı Mahmut'ta, Toprakkale'de. Evet. Sonra 4'ü 5'i Atatürk İlkokulu'nda okudum, Çarşı'da. Çocukluğum orada geçti, yani derede. Kağızman Aşağıdere'de ve Çarşı'da. Sonra Eskişehir'e gittim. Ortaokulu orada okudum. Lisede tekrar Kağızman'a döndüm. Liseyi Kağızman'da bitirdim. Harbiye'ye gittim. Subay oldum. Yaklaşık 20 sene silahlı kuvvetlerde hizmet ettim. Emekli oldum yarbay olduktan sonra. Şimdi İstanbul'da mütevazi bir emekli hayatı yaşıyorum. Ve her sene gelip memleketimi ziyaret ediyorum. Hilmi abim ne diyor? Diyor ki geyik falan o zamanlar burada şey yapıyormuş. Diyor o zamanlar demek ki buralar ormanmış yani böyle. Tabii ormanlık alan, geyik de burada mevcut ve geyiği de avlamış, resimlerinde böyle yapmışlar. Avcı da bak orada zaten avlanıyor. Avcıyı görebiliyor musunuz? İşte ilk fotoğraf bunlar. Evet, evet, evet. İlk fotoğraf bunlar. Ceddinize doğru. Rahmet. İlk fotoğraf bunlar. İlk resimler, ilk fotoğraflar. Gördüğünü resmetmiş. İşte o zamanki hayat hakkında bilgi veriyor. Demek ki burada geyik yaşıyormuş. Ya. Kesinlikle. Görmediği kesinlikle. Bir şey yapabilir mi adam? Görmediğini nereden yapsın? Yapamaz. Onlara da rahmetler olsun. O avcı ressamların ruhu şad olsun. Yarmut'tan yiyorsun.
Abi Sait abim Çilarmut getirmiş, sağ olsun. Bak, var olsun. Çilarmut'un çileni bir göster, çileni. Al abi, al. Bak. Bak Çilarmut'un çili. O çil kızlar olur ya, çil yüzü kızlar. Evet, fondötenli. Bak bu da gelin elması, bak. Bak bu da gelin elması. Gelin elmasına gerçekten diyecek yok. Hadi gelin, ya. Şuna bak, bak ya. O da gelin elması. Kıpkırmızı ya. Evet. Horoz gözünde getirmişim, onu da bir dahaki sefer gösteririz. Buradan hemen şöyle geçelim. Bak bu dikenler de kengerdir, kenger. Çiçeğini hem açmış hem solmuş. Ya. Fotoğrafçımız iş başında. Estağfurullah. Fotoğrafçı değil mi abi? Onu biriktiriyor. Efendim böyle bunlardan bak geçelim şöyle. Şeyden geldik biz, nedir? Kayaüstü resimlerinden geldik şöyle şuradan. Burada da patos çalışıyor, patos. Hemen patosun üst tarafında milattan önce 4000'lere dayanan Camışlı köyünün kalesi. Camışlı kalesini de alalım böyle görüntüye. O kaleye de zaman zaman çıkıyoruz, geziyoruz. Kalenin bedenleri, beden eski beden. Çevirin gidenleri, benim derdim neden? Sende o kaş, o göz var, beden eski beden. Bende güzel bu söz var, senin derdin neden? Uydu mu? Abi sen söylesin, uymaz mı? Allah kolaylık versin. Ekininiz bereketli olsun. Harmanınız şen olsun. Vallahi ya saymış yani. Ne güzel bir sistem ya. Ne güzel bir sistem ya. Bir patates ürünleri var ya. Eski kara patatesler değil. Görüyor musun abi? Adam yapmış. Pınarın başında taş ben olaydım. Pınarın başında taş ben olaydım. Gelene gidene yoldaş olaydım. Gelene gidene yoldaş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Bacısı güzele kardeş olaydım. Atma avcı atma, vurma sen beni. Atma kardeş atma, kırma sen beni. Kaptanımız sağ olsun. Sen sağ ol, var ol, ömürlü ol. Yoksa Camışlı kim, biz kim, suyun almak kim? Yani. Doldur güzel doldur, doldur destini. Doldur güzel doldur, doldur destini.
Deli gönül oldu sevda mestane. Deli gönül oldu sevda mestane. Giyinmiş kuşanmış güzel fıstanı. Giyinmiş kuşanmış güzel fıstanı. Şu gelen dilberde yarim olaydı. Şu gelen güzel de benim olaydı. Ötedenin ne diyor? Karşımızda Kağızman. Çamışlı köyünün merkezine inerken sıra sıra selviler. Sıra sıra selviler, ben ağlarım el güler. Divane gönül haktan sevdiği yarı diler. Geldi yine bir mani. Söylerim dinleyen hani? Şu karpuzun rengine bak. Bey, bey, bey. Şu karpuzun rengine. Girdim aşkın cengine. Yaradandan ümidim, gönlüm düşsün dengine. Karpuz kestim kırmızı, bu gelen kimin kızı? Vey 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 vey. O kızın kaşı gözü koydu bağrıma sizi. Aldı buyur. Karpuzun mübarek olsun. Sağ ol abi, var ol abi. Hele bunun rengine bak, hele bunun güzelliğine bak. Yani şimdi buraya kadar gelip bu güzelliğin içinde bir de karpuz yemeden gidersen var ya. Ceddine rahmet. Yani suyun başına gidip de su içmeden geri dönmeye benzer ha. Var olasın. Ama ne yapayım? Bak. Yerine de gel. Suda akar harıl harıl. Sesi gelir şarıl şarıl. Kavaklar, söğütler. Çiçekler, böcekler, böcekler, kuş sesleri, serinlik, hay maşallah, nazar değmez inşallah. Bahçede yeşil hıyar, boyum boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, demedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim, demedim alem duyar. Camışlı köyü Yazılıkaya çekimlerimiz ve gezimiz nihayet buldu. Böyle Camışlı'dan çıkıştayız. Ağır ağır ilerlerken hani bahçe dedik, bağ dedik, yayla dedik, çiçek dedik, dağ dedik, kara dedik, ağ dedik. Ölü dedik, sağ dedik, yola revan olduk. Kesin. Efendim, bahçede yeşil hıyar, boyun boyuma uyar. Ben seni gizli sevdim, demedim alem duyar. Ben seni gizli sevdim,
demedim alem duyar. Nanay, nanay, nanaycılarım nanay. Nanay, nanay, nanay güzelim nanay. Hadi güle güle. Senin adın nedir? Hı? Adın? Mustafa. Soyadın? Soyadın. Selam söyle. Kaptanımız uğurlar olsun. Ya gel ki uğurlar olsun. Bay bay.